Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi-i Nuriye mecmuasından Habbe Risalesinden okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Habbe, Cennet-i Kur'aniye'nin semeratından bir semerenin ihtiva ettiği habbe. Habbe mi yüyet men şahi dirahtem pür ez meyve-i tevhid, yek şebnemem ez yem pür ez lü'lü'i temcid. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman ve salatu vesselam ala Muhammedin illezî huve merkezü dairetil İslam ve menbâ-i envâril iman ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn mâ dâmel melevân ve mâ dârel kameran. İlem eyyühel aziz, şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse Nuru Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o Sultan-ı Ezel'in makarrı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniine iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. Maşallah. Bir de okuyalım. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil ki, şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Hani biliyorsunuz meşhur bir hadisi kutsi var. Levlake levlak lema halaktül eflak. Böyle büyük kütüb-i sittede geçmediği için bazıları tereddüt etmişler. Hadis değil midir, zayıf mıdır? Üstadımız bu manayı birçok yerde öyle hakikatlerle anlatıyor ki bu izahatlar aslında onun hadis olduğunun, sahih olduğunun da bir cihette sağlamasını yapıyor, ispatını yapıyor üstadımız. Şimdi dedi ki şu gördüğün büyük aleme yani kainata büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimizin nuru o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Subhanallah. Yani bir kitabı kitap yapan nedir? Mürekkeptir. Yani şu kitaptaki bütün mürekkepleri çeksek geriye kitap kalır mı? Kalmaz. Defter olur değil mi? Bomboş sayfalarıyla. Şimdi şu kainat nedir? Kitap. İçinde yazılanlar
hep nuru Muhammedi ile yazılmış. Peygamber Efendimiz buyuruyor, evvelü ma halakallahu nuri. Allah diyor, önce benim nurumu yarattı, benim nurumdan kainatı yarattı diyor. Onun için sen olmasaydın, sen olmasaydın ey Habibim, şu kainatı yaratmazdım. Çünkü bütün o kainat nuru Muhammedi ile yazılmış. Onun için üstadın tabiri ne kadar tatlı, ne kadar isabetli, ne kadar harika değil mi ya? Subhanallah. Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın, yani kainat kitabının katibinin, yani Nakkaş-ı Zülcelal'in, yani kaleminin, kudret kaleminin mürekkebidir. O mürekkep olmasa kainat olmayacak. Devam ediyor. Eğer o alemi kebir, başka bir teşbih yapıyor, başka bir benzetme yapıyor. O alemi kebir, o büyük alem, kainat, bir şecere, bir ağaç tahayyül edilirse, hayal edilirse, Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur. Yani Risalelerde birçok yerde de üstadımız bunu izah etmiş. Hüsnü Miraç Risalesinde de var yani. Cenab-ı Hak ilk olarak Peygamberimizin nurunu yarattı. Genellikle hadislerde veya İslam kaynaklarında ona Ahmet denir. Hani gökte Ahmet, yerde Muhammed, çekirdek Ahmet. Yani nuru Ahmedi yani. Cenab-ı Hak önce peygamberimizin nurunu yarattı. Çekirdek o. Sonra o çekirdekten Cenab-ı Hak şu kainat ağacını, ne o bütün dallarıyla, yapraklarıyla, çiçekleriyle, en son meyveler değil mi? İnsanlar yani. Onların içerisinde de en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf, seyyidül enbiya vel mürselin, İmamül Müttakin, Habibi Rabbül Alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaratmış. Yani çekirdek Ahmet, meyve, yani bütün o ağacın, kainatın en mükemmel meyvesi, o çekirdeğin hakiki neticesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Zaten Miraç nedir? Miraç, Muhammed'den, yani meyve makamından çekirdek makamına geri gitmek yani. Ta o Ahmet'i de geçip çekirdekten de çıkıp huzuru ilahiye durmaktır. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cihette kainatın çekirdeği, diğer bir cihette de kainatın en mükemmel meyvesidir. Eğer dünya çekirdek olmazsa ağaç olur mu? Subhanallah. Değil mi? Meyve olmasa ağaç kamil olur mu? Olmaz. Eğer dünya, yine bir başka misal bu. Eğer dünya mücessem bir zihayat, cisimleşmiş bir canlı farz edilirse, onur, onun ruhu olur, ruhsuz ceset ne işe yarar değil mi? Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse kainat, onur, yani nuru Ahmedi, nuru Muhammedi nedir? Onun aklı olur. Yani akıl olmayan insan insan mıdır? Evet. Zaten akıl olmadı mı din olmuyor, mesuliyet olmuyor yani. Evet. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse kainat, Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam onun andelibi olur. Bülbülü zişanı, bülbülü zülkur'anı, ya Allah Allah. Yani ne kadar güzel bir bahçe de olsa, eğer orada böyle harika şakıyan bülbül olmazsa o bahçenin kıymeti düşer yani, değil mi? Allah Allah. Demek Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam şu güzel cennet bahçesi gibi olan kainatın bülbülü zişanı, bülbülü zülkur'anı, maşallah, andelibi zişan. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse kainat, Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam o sultanı ezeliğinin makarı saltanat ve haşmeti,
ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Böyle bir sefer Dolmabahçe Sarayı'na çok eski zamanda gitmiştik böyle ziyarete. O zaman bizi karşılayan kapıda kimse olmadı. Girdik, baktık, baktık, çıktık. Pek de bir şey anlamadık yani. Sonra bir gidişimizde, toplu bir gidişimiz vardı. Talebe arkadaşlar, kardeşlerle beraber. Kapıda bizi orada bir zat karşıladı. Yani o sarayın bütün püf noktalarını, bütün şeylerini bilen birisi. Daha girişte başladı. Bu budur, bu budur, bu buradan geldi. Bunun ustası şudur. İşte Abdülhamit şunu yaptı, şunu yaptı. Bak burada bu var. İşte burası mescittir, burası avizedir. Şu kadar altından yapıldı, bu kadar ton ağırlığında da falan filan. Böyle bir sürü detaylarıyla böyle ağzımıza çıkıyor. Aa, aa, aa. Yani o işin ehli, oranın böyle bütün püf noktalarını, detaylarını, içerideki bütün malzemeleri, odaları, oradakilerin hikmetlerini, gayelerini, ustalarını, sanatlarını, nakkaşını yani bilen birisi oldu mu bambaşka oldu. Şimdi üstadımız da diyor ki şu kainat bir saray gibi Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam o saraydaki bütün eşya ile Cenab-ı Hakk'ın azametli saltanatının, celalli tasarrufatının, cemalli bütün mahlukatındaki, bütün nakışlarındaki sırlar, esrar, envar, hakaykı biliyor. Ve bütün kainata, hususan bütün insanlara ve cinlere ve meleklere ne yapıyor? Bütün onları tebliğ ediyor, duyuruyor. Bunu yaparken üç tane şey saydı. Peygamber Efendimiz nedir? Önce nazır dedi, sonra münadi dedi, sonra teşrifatçı dedi. Çok antika. Nazır bakan demek. Yani nezaretten geliyor, nazardan geliyor, göz manası var. Gerçi bir yerde de üstadımız nazarı akıl olarak da tarif ediyor. O zaman nazır nedir? Nazır gözüyle, aklıyla ne yapacak? Bütün kainatı görecek. Temaşa edecek, her tarafı tefekkür edecek, her yerindeki sırları, envarları, esrarları, hakaikları önce kendi görecek. Kendi müşahede edecek, kendi temaşa edecek. Bu nazır. Arkasından münadi geliyor. Yani bütün insanlara, bütün cinlere, bütün meleklere o güzellikleri, o nakışları, o nurları, o envarları, o hakaikları, o eşya, bu sarayın sanatkarı, sultanı olan Allah'a nasıl delalet eder, nasıl işaret eder, onu esmasıyla nasıl anlatır, sıfatıyla nasıl tanıttırır, şuunatıyla nasıl sevdirir, onu yapıyor, o vazifeyi yapıyor. Münadi, Allah Allah. Üçüncüsü de teşrifatçı. Bu da acayip bir şey. Mesela eskiden Osmanlılarda padişahın huzuruna mesela başka ülkeden prens gelecek, büyük elçi gelecek. Yani başka ülkelerin işte bakanları şeyleri gelecek. Padişahın huzuruna çıkmadan eve 3 gün, 5 gün, bir hafta teşrifat dersi alıyor. Yani üzerinde nasıl elbise olacak, nasıl yürüyeceksin, padişahın huzuruna kaç adım kala duracaksın, nasıl gözün nerede olacak, elin nerede olacak, ayakların nerede olacak, o ne derse ona mukabil ne cevap vereceksin, önce bunu öğretiyorlar. Ondan sonra huzura çıkıyor. Şimdi bu dünyada da biz Allah'ın huzurundayız. Allah'ın rızası, marziyatı, arzuları, istekleri, memnuniyetleri veya gadabı, öfkesi, kızması, beğenmemesi nedendir? Sebepleri nedir? Yani biz bu dünyada nasıl hareket edersek Rabbimiz bizden razı, memnun ve hoşnut olur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an vasıtasıyla işte namazımızla, orucumuzla, zekatımızla, haccımızla, haramlara mukabelemiz zinadır, faizdir, içkidir yani.
harama nazar etmektir. Bunlara karşı ne yapmamız lazım? Peygamber Efendimiz hepsini bizlere öğretmiş. Allah ondan ebediyen razı olsun. Şefaatine mazhar etsin. Bizleri de inşallah sünnet-i seniyesine ittibada muvaffak, dar-ı saadette de onun âli ve ashabına komşu eylesin inşallah. Evet. Ne dedi? O yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. Peygamber Efendimiz bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları, mucizeleri tarif ediyor. O zaman buradan bir mana da çıkıyor. Madem biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam, o zaman peygamberimizin tarzını yapmamız lazım. Ne o muhatap olduğumuz insanlara şu kainat sarayındaki Cenab-ı Hakk'ın antika, harika, müstesna, celalli, cemalli, icmalli mahlukatındaki güzellikleri, o güzelliklerin Cenab-ı Hakk'ın isimlerine nasıl delalet ettiklerini, Cenab-ı Hakk'ın ikramını nasıl gösterdiğini nazara vermemiz lazım. Yoksa hani hep öyle biliniyor, eskiden beri öyle gelmiş, namaz kılıyor musun? Niye kılmıyorsun? Kılmazsan yanacaksın yani. Öyle değil. Hele hele bu asrın insanı yani. Bu asrın insanı ikna olmak istiyor. Mutmain olmak istiyor. Onun için onun gözünün gördüğü, aklının tasdik ettiği şeyler lazım. Bir insan şu kainatı görüyor değil mi? Çiçeği, böceği, gülleri, ayları, arıları, kuşları, insanları, kedileri, köpekleri, yıldızları, ayı, güneşi, bulutları, yağmuru görüyor. O zaman önce onları anlatmak lazım ki o gördüğümüz şeyler aslında bize basit, normal, tabii gibi gelirken aslında onların her birisinin bir mucize, bir harikayı sanat, hediyeyi rahmet, kudret mucizesi olduğunu nazara vermemiz lazım. Ta ki o da Allah Allah diyecek ya, ya ben 40 senedir yani 30 senedir, 20 senedir bunları görüyorum ama hiç böyle bir manayla bakmadım. Böyle bir pencereden, böyle bir açıdan bakmadım diyecek yani. İşte o mevcudattaki mucizeleri, sanat eserlerini gördükçe Rabbine karşı olan muhabbeti, tanıması arttıkça o onu ibadete, manevi hizmetlere sevk edecek. Evet. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, sanihine, sanatkarına iman etmek üzere cazibedar, hayret efza davet ediyor. İrem eyyühel aziz. 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Yani tağut insanları yoldan çıkaran, azdıran, Allah'ın yerine geçen, geçmeye çalıştırılan şeylere tağut deniyor. Çok manaları var da. Şimdi hatırımda kalan, gelen mana bu. Üstad diyor 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem var. Biri insandadır. O tağutlardan, putlardan yani bir tanesi insandadır, diğeri alemdedir. İnsanları Allah'tan çeviren şeyler iki tane ana temel olarak, ana maksat olarak yani biri insandaymış, diğeri alemde, kainattaymış. Biri enedir. İnsanda bulunan ene duygusu, benlik duygusudur. Diğeri alemde, kainatta tabiattır. Yani insanlar bu ikisiyle dalalete gitmişler. Bu ikisiyle inkara, küfre gitmişler. Bu ikisiyle Allah'ın nurunu görememişler. Bu iki şey perde olmuş. Zulümatlı bir perde olmuş. Cenab-ı Hakk'ın envarı tevhidini görememişler. Mahrum kalmışlar. Allah Allah. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayri kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm.
Yani ene nedir? Aslında ene bir aynadır. Cenab-ı Hak insandaki ene duygusunu veya nefis duygusunu bir ayna şeklinde yapmış ve o aynada kendi esma ve sıfatının tecellilerini aksettirmiş. Gölgevari dediği o. Yani mesela diyelim insan, diyelim hani bende ne var? İlim var, irade var, kudret var, malikiyet var, sahiplik var, terbiye etme kabiliyeti var. Halbuki bunların hiçbiri bana ait değil. Neden? Ha bak, doğduğumuzda yoktu zaten, değil mi? Yani hiçbirimiz ilim, milim bilmiyorduk yani. Adımızı bile bilmiyorduk. Anne diyemiyorduk, baba diyemiyorduk yani. Tam cahili mutlaktık. Doğduk acizi mutlaktık. Fakiri mutlaktık. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyorduk. Yaşlanınca da öyle oluyor. Yaş ilerledikçe veya bazı hastalıklar var, değil mi? Adama adını söyle bakıyor, adını bilmiyor. Evini bilmiyor, hanımını tanımıyor, çocuğunu tanımıyor yani. Yani bunlarla Cenab-ı Hak gösteriyor ki o sana ait değil. Ne sen bir aynasın, o ayna üzerinde Cenab-ı Hak kendi esma ve sıfatını, yani senin aynanda ilim görünüyorsa o ilim sana ait değil. O ilim Allah'a ait. Ama Cenab-ı Hak ilmini bilmemizi istediği için, kudretini tanımamızı istediği için, Allah'ın malikiyetini, rububiyetini temaşa edip, tefekkür edip, Allah'ı marifetle, muhabbetle tanımak için o özelliği bize lütfetmiş. Şimdi böyle bazen ben derslerde şunu hatırlatıyorum. Mesela diyorum, elimizde kocaman bir ayna olsa ve aynanın karşısında da böyle elmaslar, zümrütler, yakutlar böyle lebalep dolu. Şimdi aynayı o elmas, zümrüt, yakutlara çevirdiğin zaman aynada bir sürü elmas, zümrüt, yakut görünür mü? Görünür. Şimdi ayna dese ki ben de lebalep, dop dolu elmas, zümrüt, yakut gözüküyor. Doğru mu? Doğru. Ama ayna dese ki onların sahibi, maliki benim dese o yanlış. Çünkü sadece görüntüsü var. Hakikati burada yok yani. İşte insanda aynı böyle. Fakat işte insanların çoğu bunu ayırt edemedikleri için ayna ile hakikati karıştırıyor. Zannediyor ki ben biliyorum. Ben sahibiyim. Ben malikiyim. Yapan benim diyor. Yaratıcı diyor ya, haşa ve kella yani. Ne oluyor? Ona tağut oluyor, put oluyor. Onu Allah'tan mahrum bırakıyor. Ene duygusu. Birinci tağutu gayri kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten veya bizzat nazarı ehemmiyete alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. Yani bu asırda da deccallar, süfyanlar oluyorlar yani. İkinci tağut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbgat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Subhanallah. Yani başkalarına tağut olan şey, bak Üstad Kur'an'ın nuruyla, imanın dürbünüyle bakınca ne gördü? Onların o sapıttıkları, Allah'ın yerine koymaya çalıştıkları tabiat, iman nazarıyla, Kur'an dürbünüyle bakıldığında onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbgat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddiyunlarca bir ilah olur. Mahaza bununla birlikte o tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Allah Allah. Yani üstadın tabiriyle kainat kitaptır, katip değildir diyor. Nizamdır, nazım değildir diyor, değil mi? Ne kadar tatlı ifadeler var. Allah Allah. Onun için o tabiat zannedilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle meskûr mücadele, o yukarıda saydığı 30 senelik mücadele ettiği iki tağut mücadelesi, her iki tağutun ölümüyle
ve her iki sanemin, putun kırılmasıyla neticelendi. Yani Risale-i Nur eserlerinin neresine baksanız her bir yerinde o ene putu, tabiat putu parçalanmış, kırılmış. Bilakis o put olan, perde olan, mani olan mana Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının, sıfatının görülmesine vesile oluyor. Çok büyük bir hizmet ediyor yani. Evet, nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hubab risalelerimde ispat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtriye-i ilahiye ve sanat-ı şuuriye-i rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza firavunluğa delalet eden eneden firavunluğa sebep olup vesile olup delalet eden, işaret eden eneden Sani-i Zülcelal'e raci olan, nazarları ona çeviren hüve, hu, o tebarüz etti. Allah Allah. Demek o ene, tabiat perdesi yırtılınca arkasından hüve, o gözüktü. İlem eyyühel aziz, başka bir mevzu. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Yani çok büyük derslerin olduğu bir bahis yani. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Yani başımıza gelen çok işler, çok hadiseler, çok olaylar vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akıbetlerinden haberin olmuyor. Demek başımıza gelen öyle büyük hadiseler var ama biz o hadiselerin ne mahiyetini biliyoruz ne de akıbetini, sonucunu bilemiyoruz yani. Ne demek o? Şimdi misal verecek bize birkaç emirden, işten, büyük hadiseden bahsedecek. Bakalım mahiyetini ve akıbetini biliyoruz mu? Evet, cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavül eder. Subhanallah. Yani insan gençken aynaya baktıkça bakası geliyor yani. Her bakışında lezzet ve saadet alıyor yani. Neden? Çünkü gençliğinde cesedin ne dedi? Latif, zarif, güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru, uyuşmuş kış çiçeğine benzer. Subhanallah. Yani artık saçlar dökülüyor, saçlar bembeyaz oluyor, yüzde kırışıklıklar yani gözün az görüyor, şekil bozuklukları başlıyor, o eski güzellikler kaybolmaya başlıyor yani. O zaman diyor yıllarca dost bildiğim aynalar düşmanım oldu diyor. Hani bir şair öyle demiş ya. Bu yüz benim mi diyor yani, bu çizgiler nereden çıktı, saçlarıma kar mı yağdı, ne diyor? Yıllarca dost bildiğim aynalar düşmanım oldu diyor. Subhanallah. Neden? Bak ceset, ceset başımıza gelmiş büyük emirlerden, işlerden biri ve o cesetteki gençlik. Subhanallah. Peki mahiyeti nedir? Gençliğin mahiyetini bilen var mı? Yok. Peki akibet, gençlik ne zaman gidecek? Ne zaman zayi olacak? O da belli değil. Bir bakıyorsun gidivermiş. Yani Allah'a ısmarladık bile dememiş. Uğurlar olsun. Allah Allah, değil mi? Evet, cesedin bir daha okuyalım, ne kadar tatlı ya. Yani o zaman şunu anlayalım. Madem şu ceset, şu gençlik mahiyetini de akıbetini de bilmiyorsak bize ait değildir. O zaman emaneten verilmiştir. Verdi ve aldı. Peki sonra o verme ile almanın arasında sen o gençliği nerede kullandın? Nerede sarf ettin? Hangi manaları kazandın? Veya tam tersi yani sual edilecek, hesaba çekilecek. Yani bize ait değil, gençlik bize ait değil. Evet, cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de
ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş, kış çiçeğine benzer ve tahavül eder, değişir. Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bak, hayat da öyle. Başımıza gelmiş büyük emirlerdendir. Şimdi hayvaniyet dedi, yani canlılık manasında, dünyanın bazı lezzetlerinden istifade etme manasında. Cenab-ı Hak bizim başımıza büyük emirlerden biri hayat yani. Fakat mahiyetini bilmiyoruz hayatın, akıbetini de bilmiyoruz. Bir anda ölüm geliveriyor. Allah Allah, bitti. O zaman hayat da bize ait değil. Çünkü ne mahiyetini biliyoruz ne akıbetini biliyoruz. O zaman bizim olamaz yani. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikri ile muhafazası lazımdır. Böyle yani 4-5 sene evvel böyle bu manayı birazcık böyle kenarından, köşesinden böyle anlar gibi oldum. Belki de yani anlamamışızdır ama böyle bir mana gelmişti. Bu mütereddit kelimesi nazarı dikkatimi celbetti. Yani dedi ki, biri de insaniyettir. Yani Cenab-ı Hak bize insanlık büyük hadisesini, büyük emrini vermiş. E o zaman ben insanım, ama diyor ki insanlık zeval ve beka arasında mütereddit. Aa, ne demek tereddütlü? Mesela hatırıma şu geldi. Mesela bir imtihana girersin, test imtihanıysa bir suali vardır, altında 5 tane şık var. Acaba, bak, tereddütlüsün değil mi? Acaba hangisi doğru yani? Acaba bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Şimdi aynı bunun gibi. Üstadımız yine mesleğinin sonlarına doğru halaka lena ma fil ardı cemia manasını anlatırken diyor ki, insanda 4 tane tabaka var diyor. İnsan tabi başka manalarda daha çoğaltılı, 7'ye çıkar bu da, ana hatlarıyla üstadımız kaba hatlarıyla bunu söylüyor. Diyor ki bir nebatidir diyor. İnsan birinci tabakada nebati, ikinci tabaka hayvani, üçüncü tabaka insani, dördüncü tabakaya imani, bir yerde de meleki diyor tabaka. Demek insanda 4 tane tabaka var. Şimdi mesela yemek yiyeceğiz. Hani zevalle beka arasında mütereddit ya. Daimi bakinin zikri ile muhafazası lazım. Yani devamlı o bir şeyi tercih edeceksin, tereddütten kurtulacaksın. Mesela yemek yiyoruz. Şimdi yemeği eğer karnımızı doyurmak için yiyorsak biz nebati, bitkisel hayattayız. Eğer biz yemeği lezzet almak, zevk almak için yiyorsak biz hayvan tabakasındayız. Eğer biz o yemeği yerken o yemeği bir yapan var, bir ikram eden var, bize onu sunan birisi var. Yani nimetten inama, inamdan münime çıkarsan işte o zaman insan tabakasındasın. Dördüncü tabaka ise onun arkasında, yani o münimi, nimet vereni, Rezzak, Rahman, Rahim, Kerim gibi esmasıyla tanımaya başlarsan işte o da imani daire, en yüksek daire. Şimdi biz her gün mesela yemek yerken bu imtihandayız. Bitki olarak mı yiyeceksin, hayvan olarak mı yiyeceksin, insan olarak mı yiyeceksin, imani, meleki dairede mi yiyeceksin, ne yapacaksın, tercihi sen yapacaksın. Mesela yatıyoruz, nasıl yatacaksın? Yani hayvan hop attı kendini samanların üzerine yani. Ama insan yatağa pat diye atsa hayvan gibi yattı. Peki biz ne yapacağız? Abdest alacağız. 2 rekat namaz kılacağız. Efendim yatağımıza oturup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayetel Kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Kulya-i Kafirin okumuş. Ondan sonra sağına ayaklarını toplamış cenin vaziyetinde öyle istirahata çekilmiş. Şimdi böyle yaparsak, ki hadiste var, Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir insan böyle abdestli yatsa, vefat etse, uykudan ölüme intikal etse şehittir diyor Peygamber, manevi şehit. Kim diyor böyle yapsa
Sabaha kadar Cenab-ı Hak ona bir melek tayin eder. O uyanana kadar meleğin yaptığı bütün ibadetler onun defteri amaline Allah yazılır diyor. Subhanallah. Veya şey geliyor hatırıma. Böyle bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam havarileriyle yolda giderken bir tane keçi İsa Aleyhisselam'a doğru bir toz vaziyetinde koşmaya başlamış. Şimdi havariler de şaşırmış. Acaba Hazreti İsa Aleyhisselam nasıl muamele edecek? Keçi gelmiş ki tam Hazreti İsa Aleyhisselam'a vuracak. Hazreti İsa Aleyhisselam kenara çekilince keçi yoluna devam etmiş yani. Havarilerden biri demiş ki, efendim demiş, keşke ona vursaydınız demiş. Demiş ki o hayvan boynuzuyla hareket ediyor. Ben insanım, aklımla hareket ediyorum demiş. Subhanallah. O zaman yani tabir de hata olmasın. Yani biz şu geçici ömür dakikalarımızı insaniyet makamında imani dairede geçirmek istiyorsak daimi bakinin zikriyle o anlarımızı, o dakikalarımızı, o saatlerimizi, o günlerimizi tercih etmemiz lazım. Bekaya intikal ettirmemiz lazım ya. Baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir diyor. Neden? O zikirle o fani anlar ebediyete intikal ediyor. İşte demek hakiki insaniyet bu. Yani daimi bakinin zikrinden gafil olduğumuzda ne demek o? İnsan değiliz demek. Yani şeklen insanız ama manen insan olamıyoruz. Evet. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Yani telaş etme yani. Ömür ve yaşayış. Bunun da hududu, sınırı tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Dikkat. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tulü emel yükünü yüklenme. Ama tul uzun demek. Tuğlu emel uzun istekler, arzular. Yani şunu yaparım, bunu yaparım. Kafada bin bir türlü plan yapıyor. Halbuki o bütün o emellere ulaşacak neyi yok? Vakti yok yani. Allah Allah. Ha şey bugün bir şey yarım kalmıştı, tam hatırıma da gelmemişti. Peygamber Efendimiz yere böyle çizgi çizmiş. Böyle önce bir tane bir şekil, sonra bir tane daha şekil yapmış. Sonra ikisinin arasına bir çizgi çizmiş, sormuş sahabeye, sonra bir de onu ortadan kesen çizgi çekmiş. Sahabeye sormuş ki bu nedir? Demişler ki Allah ve Resulü bilir. Demiş ki bu insandır. Bu da emelleri, istekleri, arzularıdır. İnsan demiş emeline giderken ecel ona ulaşır demiş. İnsan emeline ulaşmadan ecel ona ulaşır. Onun için insanlığın %99'u emellerine, istek ve arzularına ulaşamadan. Subhanallah. Yani mesela peygamberlerden Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona belli bir toprakların fethedilme vazifesini vermiş. Çok az bir zaman kala Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'ı göndermiş. O da vazifeyi devretmiş Yuşa Aleyhisselam'a. Yani o şey olmamış yani. Oradan da gözü peygamber bile olsa çok insan o şeye, hedefe, gayeye ulaşamıyor. O zaman yani acele edelim, tembellik etmeyelim, gayret edelim, niyetimizi halis ve safi tutalım. O yolda yürüyelim, ulaşamasak da Allah ulaşmış kabul ediyor. Ulaşmanın tabii müsbet manada mükafatını ihsan ediyor. Evet. Onun için uzun emeller yapmamak lazım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Yani ölçümüzü bilmemiz lazım. Çünkü dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü
bulunduğun gün bil. Onun için yani bugünü iyi değerlendirirsek dünü de yarını da kazanmış oluruz. Ama eğer bugünü kaçırırsak dünü de yarını da kaçırmış oluruz. Ne dedi? Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma, hüzünlenme, kederlenme, dertlenme. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğlu emel yükünü yüklenme. Subhanallah. Biri de vücuttur. Allah yani hem varlık manası var hem ceset manası da var burada. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak Malikül Mülk'tür. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Subhanallah. Yani baştan beri belli değil mi? Mesela anne karnındayken yani bizim aklımız, şuurumuz olsa tabii dünyayı bilmiyoruz, dünyanın mahiyetini bilmiyoruz. Anne karnı belki diyecekti ki ya Rabbi yani sen bana göz verdin ama bu göz burada bir işe yaramıyor. Yani boşuna sen bunu al. Ya Rabbi burada eller, ayaklar hiçbir işe yaramıyor. Lüzumsuz yani. Sen bunları al desek dünyaya geldiğimizde perperişan olacaktık. Ama Cenab-ı Hak bize bizden daha şefkatli değil mi? Yani biz hiç mahiyetini, akıbetini anlamadığımız şeyleri bile Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla bizlere ne yapıyor? Veriyor. Sonra da öyle yani. Farkında olmadığımız o kadar büyük tehlikelerden Cenab-ı Hak bizi o kadar kurtarıyor ki yani. Farkında değiliz. Her an kör olabiliriz. Her an sağır olabiliriz. Her an dilsiz olabiliriz. Her an felç olabiliriz. Her an ölebiliriz yahu. O zaman o devam eden silsile hep Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır yani. Ve bu gösteriyor ki Allah bize, bizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Allah Allah. Yani yedirdiklerine, içirdiklerine bak, şu güzel manzaralara bak, şu sevdiğimiz insanlara bak değil mi? Bize ne kadar şefkatli. Binaenaleyh Maliki Hakiki'nin daire-i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ne gibi? Ümitsizliği intac eden hırs gibi. Demek ki ümitsizliği netice veren hırsa girmemek, Allah'ın verdiğine kanaat edip razı olmak, şikayet değil şükür etmek. Bir kusuru varsa nefsimizden kaynaklanıyor. Hani istersen o güzel tabiri okuyalım mı? Yeri neredeydi? 24. mektup. 24. mektup birinci makamında birinci remizin sonu. Yani başka manalar da var ama sadece şu manaya delalet noktasında diyor ki ey kanaatsiz hırslı, iktisatsız israflı, haksız şekvalı gafil insan. Yani hem kanaati yok hem hırslı. Hem iktisat etmiyor hem israflı. Hem haksız hem de şikayetçi. Allah Allah gafil insan. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan kurtarsın yahu. Subhanallah. Ey ne kadar acayip. Ey kanaatsiz hırslı. İktisatsız israflı. Haksız şekvalı gafil insan. Katiyen bil ki. Kanaat ticaretli bir şükrandır. Hırs hasaretli, zararlı bir küfrandır, nankörlüktür. Ve iktisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. Nimete güzel ve menfaatli bir hürmet etmektir. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. O nimetlerin kıymetini hafife alıp ehemmiyetsiz görmektir.
Eğer aklın varsa, şimdi burası için okuduk asıl yani. Eğer aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış. Ne yap? Kanaate alış, rızaya çalış. Tahammül etmezsen, hani insanız bazen terazimizin dengesi bozuluyor. Yani tahammül edemediğimiz zamanlar olabilir. İnsanız, aciziz, zayıfız yani. Tahammül etmezsen ya sabur de, sabır iste. Ya sabur, es sabur. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinden yani Kur'an'da geçen 99 esmasından bir tanesi sabur ismi. Yani ne demek? En ziyade sabreden Allah. Allah'tan daha sabırlısı yok yahu. Subhanallah. Ve bütün mahlukata sabır veren de o. Şimdi kardeşler, biz bazen ufacık bir şeye tahammül edemiyoruz ama Rabbimize karşı o kadar büyük edepsizlikler yapıyoruz ki. O kadar akılsızlıklar, şuursuzluklar, nankörlükler yapıyoruz ki. Allah hala bize sabrediyor. Hala ikram ediyor, hala ihsan ediyor. Nimetleri adeta başımızdan aşağı yağdırıyor. Allahu Ekber. Onun için oldu, tahammül edemedin, sıkıldın, bunaldın. Ne yap? Ya sabur de, sonsuz sabrın kaynağı menbu olan Allah'ın sabır isminden, sabur isminden medet iste, yardım talep et. Ya sabur de ve sabır iste. Dikkat. Hakkına razı ol. Hakkına razı ol. Yani Allah'ın sana verdiğine, yoksa insanın Allah'tan bir hakkı yok. Ama Allah lütfu kereminden sana bir şey takdir etmiş. O yani istihkakın olmuş senin yani. İşte ona razı ol. Madem Allah bunu münasip gördü, uygun gördü, verdi, ne yap? Razı ol, memnun ol, şükret. Hakkına razı ol, teşekki etme, şikayet etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Kimi kime şikayet ediyorsun yani? Düşün, anla, bil, sus. Herhalde, her halükarda şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Yani demek aslında bütün kabahatler, bütün kusurlar, noksaniyetler nefsimizdendir. Onun için şikayet edeceksen nefsinin edepsizliklerini, nankörlerini, kusurlarını, hatalarını Cenab-ı Hakk'a şikayet et. Ya Rabbi ya, böyle ya, yardım et, imdad et yani. Evet. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zaildir, geçicidir, devamları yoktur. Hiçbir hastalık, hiçbir salgın daimi olmamıştır. Mutlaka bir başlangıcı, mutlaka bir sonu vardır. Zelzeleler, depremler, yangınlar, seller, tsunamiler hep öyledir. Onun için diyor ki, bela ve musibetlerdir. Başımıza gelen mühim, büyük emirlerden, iş hadiselerden bir tanesi bela ve musibetlerdir. Ama bunlar zaildir, geçicidir, devamları yoktur. O zaman ne yapacağız? Zevalleri düşünülürse, bir müddet sonra bu gidecek, kurtulacağız, her şey güzel olacak yani. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Allah Allah. Biri de sen burada misafirsin. Yani hepimiz öyle yani. Hepimiz şu anda yani içinde bulunduğumuz mekanda, mesela diyelim oturma odasındasın. Bir müddet sonra yatak odasına geçeceksin, mutfağa geçeceksin, lavaboya geçeceksin. Bak burada misafirsin. Evinde misafirsin.
Efendim içinde bulunduğun şehirde misafirsin, memlekette misafirsin ve dünyada misafirsin. Yani hep misafiriz yani. Ama şu misafirlik bize anlatacak ki hiçbir yerde sabit ve daim değilim. O zaman misafir olan kimse yolunu düşünmeli. Evet, biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Ben böyle çok böyle eskiden genç kardeşlere burayı okurken böyle latife ediyordum. Mesela gittiğimiz yer diyelim güzel böyle bir çekyat var, koltuk var böyle. Ziyarete gitmişiz, ders okuyoruz. Dedim ki ya mesela şimdi ben burada misafirim. Şimdi bu çekyata, büyük koltuğa aşık oldum. E şimdi ben istesem bunu ev sahibi bana vermez yani. Şimdi ben bu koltuğa aşık olunca birazdan gideceğim burada. Giderken hep gözüm arkada. Aa koltuk. Va koltuk. Canım koltuk. Cicim koltuk. Ya ne oldu bak yanıyorum. Kavruluyorum. Perişan oluyorum. Mahvoluyorum. Neden? Ulaşamadım. Arkada kaldı. Ayrıldık yani. Izdırap ve elem. İnsan ahirete ne götürebilecek ki? Allah Allah. Yani şu dünyadan hani kabre gidenler, ölen, kefenlenen insanlar paralarını mı götürüyorlar? Takılarını, gerdanlarını, elmaslarını, bileziklerini mi götürüyorlar? Allah Allah. Hatta bazı bir altın dişle gömüyorlar. Yani kabir onu bile kabul etmiyor. Ne baş diyorlar değil mi? Gece yarısı geliyorlar kabri kazıp söküyorlar dişleri yani. Kabir o altın dişleri bile kabul etmiyor yani. Subhanallah. Ya nerede kaldı ki katını, yatını, arabanı yani hanımını, çoluğunu, çocuğunu hangisini sokabileceksin ki oraya? Mümkün değil. Hiçbirini götüremiyorsun yani. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki insanın üç tane arkadaşı, dostu vardır. Üçü de demiş kabir kapısına kadar gelir, ikisi burada kalır, biri onunla beraber devam eder diye buyurmuş. Nedir onlar? Bir tanesi insanın ailesi, çoluğu, çocuğu yani. Diğeri de o insanın malı, serveti ve rütbesi. Onlar bu dünyada kalıyorlar. Üçüncü kardeşimiz, üçüncü arkadaşımız, dostumuz amellerimiz. İyiliklerimiz veya fenalıklarımız. Sevaplarımız veya günahlarımız, hayırlarımız veya şerlerimiz. İşte onlar bizimle beraber ebed yolculuğuna geliyorlar. Mesela uzun bir yolculuğa gidecek olsan, insan öyle dedi mi? Kafasına denk bir arkadaş arar. Yani sohbet eder, muhabbet eder. Yani geri geldi mi masal anlatır, hikaye anlatır. Efendim fıkra anlatır, iman hakikati anlatır, Kur'an hakikati anlatır, tefekkür ederler yani. Bir bakarsın yol bitmiş, seyahat bitmiş dersin ya hiç anlamadık yani. Ne kadar çabuk bitti. Ama bir de yanınıza bir adam bağlasalar, size böyle kelepçelerle, zincirlerle bağlamışlar, yanında oturuyor adam. Adamın ağzından, burnundan pislikler akıyor, üstü kokuyor, üstü böyle sanki böyle gübrelenmiş gibi yani böyle berbat kıyafetleri, şeyleri. Bir de adamın eline muşta takmışlar, ikide bir sana vuruyor, kan atıyor, kan revan içerisinde. Şimdi böyle bir yolculuk biter mi? İşte amellerimiz de böyle. Ya cennet arkadaşı olacak bize, hiç anlamayacağız. Kıyamet kopacak. Allah Allah diyecek ya daha yeni girmiştik yani. Ne çabuk oldu yani. Ameller onu öyle eğlendirecek, öyle lezzetlendirecek ki nasıl kabrin nasıl geçtiğini, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. Ama bir de o günahlar, sefahetler, dalaletler öyle fena bir arkadaş şeklinde yani kıyamet kopsun da şundan kurtulayım diye adeta duacı olacak yani. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. O zaman şu dünyadaki hiçbir şeyi kalbimize sokmamak lazım. Nasıl diyor İslam? Dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadar diyor. Kabrin kapısına kadar geliyor. Adam kral, padişah,
Cumhurbaşkanı, başbakan yani genelkurmay başkanı, adam vali, belediye başkanı yani makamı, mevkisi, rütbesi var. Millet önünde el pençe divan duruyor yani eli ayağı titriyor milletin. Fakat kabrin kapısına kadar geliyor, oradan ileri rütbe, makam, mevki geçmiyor yani. Kabirde Münker Nekir soruyor, men rabbüke, Rabbin kim? Adam diyor ki ben kralım, ben padişahım. Kafaya tokmağı yiyor. Diyorlar ki geçersiz yanıt. Geçersiz şifre. Kabul edilmedi. Bir kere daha deneyin. Üç kere oldu mu tamamış bitti yani. Subhanallah. Doğru şifre değil yani. Allah diyecek yani. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyecek. Kur'an diyecek değil mi? Milleti İbrahimiye denim diyecek yani. Evet. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Vücudunu, şu varlığını, sana Cenab-ı Hakk'ın verdiği her şeyi mucit, yani yoktan var edip sana ihsan eden Allah'ın yolunda feda et. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Böyle hem latife olsun, yani böyle hem de duaya vesile olsun inşallah. Çantacı Necmi abimiz bayağı rahatsızmış, hastanede yatıyormuş. Beyninde bir kan pıhtısı. Cenab-ı Hak şey yapmış, ihsan etmiş, bir onun içinde bir ikramdır yani, ama bir nevi de imtihandır yani. Kan pıhtısı olduğu için birçok şeyde noksaniyet oluyor. İnşallah Cenab-ı Hak acilen şifalar versin. Bir ara Necmi abi geldiğinde anlatmıştı, belki sizler de duymuşsunuzdur. Eskiden bu bir tabloydu. Yani burada sen misafirsin diye küçük böyle yazılarla 2-3 satır. Sonra büyük böyle puntolarla vücudunu mucidine feda et. Ondan sonra altında da mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Mesnevi Nuriye yazıyordu böyle. Dershaneye baskın yapmışlar. İzmir'de duvarda da bu tablo var. Şimdi komiser indirin demiş o tabloyu. Demiş getirin bakayım ne yazıyor orada. Şimdi adam da bilmediği için işte okumuş okumuş. Ya bir sen burada misafirsin, buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şey kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrılın diye bu şehirden de çıkacaksın ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Büyük puntaya gelmiş. Ya demiş bunların beynini yıkamışlar. Bak ne yazmış adam diyor. Vücudunu vücudunu feda et diye. Vücudunu vücudunu her şeyini ver yani. Tabi anlamamış. Mucidi bilmediği için yani. Öyle demiş. Toparlamışlar. Sonra izah edilmiş. Dersler yapılmış. Elhamdülillah hem beraat olmuş hem onların nurları tanımasına vesile olmuş yani. Evet öyleyse aziz olarak. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Bu dünyadan iki şekilde çıkmak mümkün. Ya izzetinle aziz olarak çıkacaksın ya da zilletle, perişan bir şekilde istemeye istemeye, korka korka çıkacaksın. Başka yolu yok. Ya aziz olacaksın ya zelil olacaksın. Aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya badi heva, boşu boşuna bedavaya zail olur, kaybolur gider, veya onun, Allah'ın malı olduğundan yine ona rücu eder, geri döner. Yani ne demek? Ve ileyhi turcaun. Bütün size verdiği nimetlerin hesabını görmek için Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz diyor. Evet, vaktimiz ne olmuş? Evet, daha varmış. Eğer vücuduna itimat edersen, kendi varlığına, gücüne, kuvvetine itimat edersen ademe düşersin. Çünkü Allah'a dayanmayınca
her şeyin adem oluyor, her şeyin yokluk oluyor, her şeyin hiçlik oluyor. Cennete bir vücut nuru gitmiyor yani. Ademe gider, ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle, yani enaniyetini, gururunu, kibirini terk etmekle, bütün o vücudun Allah'a ait olduğunu, sana ait olmadığını, sende emaneten bulunduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emaneten istifade et diye sana verdiğini anlarsan, işte o zaman vücut nurları oluyor. Evet. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen, o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Subhanallah. Yani insan öldükten sonra zaman içerisinde vücudundaki her şey çürüyor. Yalnızca bir nokta. Acbüz zenep diyor Peygamber Efendimiz ona. Kuyruk sokumunda çok küçük, gözle görülmeyecek bir kemik parçası varmış. İnsanın bütün planı, programı, her şeyin onun içinde kaydedilmiş. Yani senden geriye ne kalır? Bir nokta kalır. O da sana ait. Veya şu dünyada ben diyorsun ya, benlik noktası kalır yani. Hiçbir şey sana ait değil. Hepsi ona ait. Bütün vücudun cihat erbasıyla, dört cihetiyle ademler içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan, o benliğini, gururunu terk edersen, vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Yani kendine ait vücut manasını terk edersen, o zaman ebedi bir vücuda sahip olursun. Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer. Yani insan talep ettikçe, arzu ettikçe, hedef ve gaye ettikçe ızdıraba düşüyor. Sıkıntılara, elemlere, kederlere düşüyor. Allah Allah. Ne dedi? Dünyanın lezzetleri. İlle bu da olsun, ille de şu da olsun, ille böyle makamımız böyle olsun, mevkimiz böyle olsun, şunları yiyelim, şu lokantalara gidelim, şu memleketleri gezelim. İlla böyle bir hedef, gaye şey yaptın mı? Ne yapıyor? Dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka, ızdırap, elem, keder, dert, sıkıntıya düşer. Ve sürat-i zevali itibarıyla, hani elde etsen bile tutamıyorsun ki, o kadar süratle o lezzetler, saadetler, mülkler, mevkiler insanın elinden gidiveriyor yani. Şimdi en âlâ bir baklavayı ağzımıza atsak, çiğnesek, yutsak tadı ne kadar kalır ki ağzımızda? Ya yani bir dakika sürmez zannediyor. Sonra biz maalesef yani tatlı yedik mi hemen su içiyoruz. Dedelerimiz tatlı yiyince su içme demiş, yandırırsa yandırsın. Biz dayanamıyoruz ya. Allah Allah, biraz sabret kardeşim ya. Ama işte var işte, durmuyor yani. O lezzet gidiveriyor. Sürat-i zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. İşte işin sırrını anlayanlar böyle yapmış. Böyle bir savaştan sonra ganimet dağıtılmış. Peygamber Efendimizin hissesine 3.000 altın düşmüş. Peygamber Efendimiz o gün sabahtan akşama kadar 2.997 tanesini dağıtmış. 3 tane kalmış. İstirahate çekilmiş yatsıdan sonra, uyuyamamış, rahatsız etmiş o 3 altınını, kalkmış 3 tane haneli fakir hanenin eşiğinden içeri atmış. Ondan sonra istirahate geçmiş yani. Ya biz olsak hani üçünü veririz, belki onu da zor veririz ama elimiz titriye titriye 2.997 tanesini kendimize sar, bir de güzel uyuruz ha. Ama bak büyük zatlar öyle değil yani. Hep Allah yolunda ne yapmışlar, dağıtmışlar. Çünkü anlamışlar ki bu dünyadan maksat dünya değil, ahiret. Bu dünyadaki bütün güzelliklerden maksat Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Esma ve sıfatının tecelliyatıdır. Kendilerini tevziat memuru diyor Risaller'de üstadımız. Kendilerini dağıtım memuru bilmişler. Allah bana veriyor, ben de insanlığa dağıtıyorum diye böyle.
Hatta geçenlerde bir kardeş güzel böyle bir, yani başka manaya çeken de olabilir belki ama güzel bir mana geldi. Benim hoşuma gitti yani. Bir zengine demişler ki bu kadar zengin nasıl oldun? Adam demiş ki Allah'la demiş yarışa girdim demiş. Allah bana veriyor ben başkasına veriyorum. Allah bana veriyor ben başkasına fakir fukara dağıtıyorum. Allah bana veriyor ben başkasına. Nihayette demiş o galip geldi demiş. Subhanallah. Öyledir. Gani mutlak odur yani. Verirsen de Cenab-ı Hak misliyle mükafat, dünyada da mükafat veriyor yani. Evet. Ama işte verebilmek o da ayrı bir mazhariyet yani. Cenab-ı Hak cümlemize verebilmeyi nasip etsin inşallah. Ne demişti? Sürat-i zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Dünyanın akıbeti, insanın da yani akıbeti ne olursa olsun lezaizi, lezzetleri terk etmek evladır. Neden? Çünkü akıbetin sonun ya saadettir. Saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur. Çünkü insan fani lezzetlere müptela olunca o fani lezzetler insanı ibadetten alıkoyar. Fani lezzetler namazın lezzetini kapatır. Fani lezzetler imanın lezzetini hissettirmez. Hani bir hadis var ya, Cenab-ı Hak hadisi kutsi yani nasıl diyordu onu? Harama nazar etmek şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Eğer bir mümin diyor, bir genç benim rızam için diyor, gözünü haramdan çevirir, bakmaz, gözünü yumarsa diyor ki ben ona imanın lezzetini tattırırım diyor. Ve subhanallah. Yani buradan şunu anlayalım. Mesela baklavayı yerken lezzet alıyoruz. Peki namaz kılarken ne kadar lezzet alıyoruz? Oruç tutarken, zekat verirken, böyle iman, Kur'an hizmeti yaparken ne kadar lezzet alıyoruz? Allah Allah. Yani bu arada yanlış anlaşılmasın. Baklavayı yemeyelim değil yani. Ama tamam tadına bakalım. Ne için? Cenab-ı Hakk'a şükretmek için. Ondaki esma-i ilahiyeleri tefekkür etmek için. Ama ne bir tanesini sen ye, diğerlerini kardeşlerine ver, başkalarına ikram et. Onlara yedirmekteki lezzete kavuş. Çünkü yedirmekte yemekten fazla bir lezzet var yani. O zaman sen nefsinden fedakarlık yapınca Cenab-ı Hak da sana lütfediyor, ihsan ediyor. O zaman manevi vazifelere Cenab-ı Hak lezzet katmaya başlıyor. İnşallah Rabbimiz imanın tadını, lezzetini, namazın tadını, lezzetini, orucun, hayır hasenatın, hizmet-i imaniye Kur'aniyenin lezzetini, tadını bizlere tattırsın, rızkımızı bol etsin, nasibimizi arttırsın inşallah. Evet, dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet ise şu fani lezaizin terkili olur veya şekavettir, ölüm ve idam intizarında beklemesinde, beklentisinde, gözlemesinde bulunan bir adam, sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden bir zevk ve lezzet alabilir mi? Allah Allah. İşte asacaklar seni, idam sehpasını böyle güzel süslerle, boyalarla, çeşitli böyle kumaşlarla böyle şaşalı, şatafatlı süslemişler. Yani sen asılmaya gidiyorsun ya. Ondan bir zevk alabilir misin? Bir lezzet alabilir misin? Dünyanın akıbetini küfür saykasıyla ademi mutlak olduğunu tevehhüm eden adam içinde terk-i lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususi ve mukayyet ademlerden ademi mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor,
Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez. Aa, ben az önce saati yanlış görmüşüm. Bir saati geçmişiz. O zaman şu son bir tane daha okuyayım. Çok tatlı. Gerçi bunu da çok da okuyoruz bu manayı ama olsun. Tekrarda fayda var. Şu anda çok ihtiyaç olan yerlerden kısa bir paragraf. İylem eyyüel aziz. Merayı otlağını tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için. Yani kendisine ait otlaktan çıkıp başkasının otlağına giren, merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisanı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade menfaatimizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ne kadar tatlı bir ifade değil mi? Şimdi ya başkasının tarlasına girmiş, girilmemesi yere girmiş koyunlar, çoban ne yapıyor? Taş atıyor. Şimdi çoban taş atarken maksadı koyunların kafasını gözünü yarmak mıdır? Elbette değildir. Onu ikaz etmek için, onu ihtar etmek için atıyor. Şimdi taş geldi, koyuna bak ya, ne mübarek koyun ya. Cenab-ı Hak bu koyundaki bu şuuru yani bize de versin yahu. Bak ne dedi? O taşa isabet alan koyun hal diliyle, hareket fiil diliyle ne der? Biz çobanın emri altındayız. Yani biz buraya girdik ama biz çobanın emri altındayız. Yani başıboş değiliz. Kafamıza göre hareket edemeyiz. Çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydamızı düşünür. Çoban bizden daha fazla bizim faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur. Taş atmasıyla gösterdi ki rızası yok. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis, sen o koyundan fazla asi ve dal, yolunu sapıtmış, yoldan çıkmış değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun söyle. Demek ki başımıza gelen belalar, musibetler, dertler, tasalar, bütün olumsuzluklar aslında kaderden bize atılmış taşlar hükmünde. Taş geldiği zaman ne diyeceğiz? İnna lillah. Önce diyeceğiz ki biz Allah'ın kuluyuz. Biz Allah'a aidiz. Ve yine onun huzuruna döneceğiz. Yani bize ait hiçbir şey yok. Bütün güzellikler ona ait. Veren o, yaratan o, yapan o, ihsan eden o. O zaman kaderden böyle bir taş geldiyse bunda da hikmetler, rahmetler, gayeler var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle ve merci hakikiye dön. Hakiki müracaat mevkiine dön. Ona buna şikayete neden öyle neden böyle filan yaptı falan yapamadı filanın yüzünden oldu. Değil değil. Merci hakikiye dön. İmana gel. Allah'ı hatırla. İmana gel. Mükedder olma. Üzülme. Kederlenme. O Allah seni senden ziyade düşünür. Allah bize bizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Mesnevi'den dersimizi burada bitirelim. Çok kısa bir laika mektubu okuyalım şu alardan. Bu şeye de tevafuk etti, bu meseleye de yani böyle bakan bir iki tane kısa mektup var. 13. şu ada teselli mektupları diyor üstadımız bunlara. Çok kıymetlidir, çok ehemmiyetlidir. Tabi uzun bir bahis ama biz sadece kısa iki tane okuyalım, bitirelim. 1 saat 14 dakikamız olmuş. Evet, tahmin ederim. 13. şu an hemen başındaki bir mektup bu. Tahmin ederim
Şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirtlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Demek küre-i arzda en az zahmet, meşakkat, sıkıntı çeken nur talebeleridir. Onlardan daha az çeken yoktur. Neden? Niye böyle diyor? Çok iddialı bir ifade değil mi bu? Neden böyle diyor? Çünkü hemen izahını yapıyor. Kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Yani her hadisenin arkasında Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını, şuunatını, rahmetini, hikmetini, cemalini, adaletini gören bir insan sıkıntı çeker mi? Onun için bu sırlara mazhar olanlar lütfu kahrı şeyi vahid bilmişler. Lütuf ve kahr aynı şeydir demişler. Lütfun da hoş, kahrın da hoş demişler. Neden? Allah'ı öyle tanımışlar ki Allah ne yaparsa iyi yapar. Allah ne yaparsa güzel yapar. Allah ne yaparsa adalettir. Allah ne yaparsa hayırdır. Onun için memnun olmuşlar. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Sonra maddi zahmetler ise Risale-i Nur'un dersleriyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek dikkat, şükür ve sabırla karşılıyorlar. Demek nur talebeleri böyle yapıyormuş. Cenab-ı Hak bizi de onlardan etsin. Biz de inşallah sabırla, şükürle karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi, yani imanı tahkiki külli neticesini ahirette verecek ama imanı tahkiki bu dünyada dahi medarı saadettir. Saadetin kaynağıdır, mutluluğun, mesruriyetin kaynağıdır diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, ne ilerse güzel eyler deyip metinane, yani güçlü, kuvvetli, sebatlı bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Subhanallah. Hatta geçen şey yaparken, okurken, yani bu manada, bu en sonunda Kastamonu layıkasının da zannediyorum en son sayfası galiba. Evet, en son sayfasında biliyorsunuz şey yapılmış, Aydın taraflarında bir abimize baskın yapılmış. Yani Atıf Hasan, Atıf Egemen abiye o vesileyle Denizli ve havalisinde, o vesileyle üstadımız da Kastamonu'dan Denizli'ye getirmişler. Isparta'dan abileri, Denizli, Aydın, oradan hep böyle hapse almışlar. Denizli hapsine. Bundan sonra zaten götürüldükleri için son mektup bu. Üstadımız da o Hasan Atıf abiye teselli manasında bunu yazmış. Sonra üstadı da almışlar. Uzunca bir yerde bu manaya böyle tevafuk eden yer diyor ki üstadımız, uzun, Emin'in hanesinde de bir şey bulunmadan tahri edilmesi cihetiyle ziyade muzdarip ve müteellim iken Cenab-ı Erhamürrahim'in rahmetiyle şimdiye kadar devam eden inayet-i ilahiye himayeti, inayet-i ilahiyenin koruması, rıza ve teslim, tevekkül ve ihlasın verdikleri teselli, dikkat, tabirlere dikkat, bir, inayet-i ilahiye himayeti, iki, rıza, Allah'tan ne gelse razı olmak, teslim, teslimiyet, tevekkül ve ihlasın verdikleri teselli. Yani Allah'a öyle itimadı var ki o ne yaparsa en iyisini yapar. İhlasın verdiği teselli, bütün o müzgiç, ızdırap veren, eziyet veren, perişan eden şeyleri akim bıraktı. Ortadan kaldırdı. Kemali ferah ve istirahatle görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler deyip kemali teslimiyetle müsterih olduk. Kemali teslimiyetle müsterih olduk. Siz de öyle olunuz. Fütur
getirmeyiniz. Evet. Cenab-ı Erhamürrahim'in onların emsallerini çoğaltsın. Bu vatana medar-ı şeref ve saadet yapsın. Onları da bizleri de Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi radıyallahu anh. Bir başka mektup, herhalde bununla bitirir miyiz? Bismi Subhanahu, bayramınızı tekrar tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Yani bunu artık işte hapiste yazmış üstadımız. Bayram gelmiş ama üstad ayrı bir koğuşta, diğer abiler başka koğuşta. Görüşemiyorlar yani, sureten görüşemiyorlar. Bayramınızı tekrar tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar, ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir. Kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kutsi hizmette, çok az zahmet çekenler olmamış. Evet, cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Yani bu zaman iman kurtarmak zamanı. Her bir müminin başına küreyi arz kadar bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davası açılmış. Allah Allah. O davayı kazanmak için bütün dünya saltanatını bir insan verse yine de azdır. Evet. Onun için ne dedi? Cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden, dünya hayatını da ahiret hayatını da imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Çok mühim bir cümle geldi. Madem bizi çalıştıran Halikimiz Rahim ve Hakim'dir, çok şefkatli, merhametli, çok hikmetlidir, başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine itimat ile karşılamalıyız. Madem bizi çalıştıran Halikimiz Rahim ve Hakim'dir, başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, dikkat, rıza ile, sevinç ile, hemen arkasından rahmetine, hikmetine itimat ile karşılamalıyız. Bir son 3-4 satırlık bir yer vardı. Onu da bitireceğim inşallah, son olsun bu. Şuralardaydı gözümün önünde. İnşallah kaçırmayız. Ha, şurası. Evet kardeşlerim. Madem her şey gidiyor. Ha, bir üst satırını şey yapayım. Aziz kardeşlerim, ben bu sabah tesbihatta Hafız Tevfik'i acıdım. Yani Hafız Tevfik, şanlı Hafız Tevfik abimiz. Barla'da kendisi ikamet ediyor. Tabii böyle risalelerin ilk katiplerinden olduğu için, en çok risaleyi o yazdığı için hangi hapis olsa ilk gidenlerden bir tanesi de Hafız Tevfik abi. Tabii size ihtiyarlık var, hanımı var, çocukları var yani. Devamlı hapislere gidiyor. Pek de tahammül böyle hapislere, zahmetlere pek de tahammülü birisi değil yani. Onun için üstad diyor yani, ben bu sabah tesbihatta Hafız Tevfik'i acıdım. Denizli hapsinde yazılmış bu mektup. Bu iki defadır, hem Eskişehir'de iki defa diyor hem de Denizli'de. Bu iki defadır zahmet çekiyor, tahattür ettim. Hatırıma geldi. Birden hatıra geldi. Onu tebrik et. O kendini faydasız bir ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hissesinden bir derece çekmek isterdi. Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Şimdi bize acık bir ders var. Az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile böyle büyük bir şerefi maneviden geri kalmamak gerektir. Şimdi onlarınki hapisler şeyler ama bizim de mesela şimdi korona
diyelim imtihanından dolayı birçok nimetlerden, birçok beraberliklerden mahrum kaldık, değil mi? Bazen insanın nefsi o sıkıntılardan, zahmetlerden insanı ibadetten, hizmetten, okumaktan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bak ne diyor? Az bir sıkıntı ve geçici küçük bir zahmet ile böyle büyük bir şerefi maneviden. Şimdi perde açılmadığı için bilmiyoruz biz. Yani Cenab-ı Hak hangi kulu bir zahmet, meşakkat gördüyse ona çok külliyetli sevaplarla onu telafi ediyor. Belki bu hastalık gidemiyoruz, çıkamıyoruz, yerine kitap okuyoruz, dersler okuyoruz, evde cemaatle namaz kılıyoruz, evde beraber cemaatle kitaplar, Kur'anlar okuyoruz. Öyle büyük manalar böyle kazanılıyor ki inşallah ahirete gittiğimizde belki işte bunlar korona gören bak müminler, Müslümanlar yani ayrı bir faziletle, ayrı bir şaşa ile belki geçilecek yani. Öyle büyük mükafatlar yani. Onun için dedi az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şerefi maneviden geri kalmamak gerektir. Evet kardeşlerim, madem her şey gidiyor, her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Korona mı gitmeyecek yani? Ve gittikten sonra eğer lezzet ve keyif ise boşu boşuna gider. Bir hasret kalır. Ah ne günlerdi be. Ne oldu? Izdırap bak, elem, keder oldu yani. Eğer lezzet ve keyif ise boşu boşuna gider. Bir hasret kalır. Eğer sıkıntı ve zahmet ise hem dünyevi hem uhrevi hem böyle bir kutsi hizmet noktasında öyle bir lezzetli faideler var ki o zahmeti hiçe indirir. İçinizde biri müstesna, en ihtiyarı ve en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim. Böyle üstadımızı Denizli'ye sevk ederlerken biliyorsunuz Sav Köyü var Isparta'da. 1000 kalemle Risale yazılan çok müstesna bir yer. Yani ismi de acayip. Sav yazıyor ya hani biliyorsunuz Peygamber Efendimizin isminden sonra parantez açıp bazen SAV bak orada da Sav değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sav kasabası. Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyarı, genci hepsi Risale yazmışlar. Çok mübarek bir belde. Hala öyledir yani. O mübareklik hala devam ediyor maşallah. Oradan şimdi ismini tam yani söylesem belki yanlış olacak. Gül sülalesinden İbrahim Gül müydü yani? İhtiyar. Bir zatı üstattan daha yaşlıymış yani. Onu kelepçeyle bağlamışlar yani. O kadar da fakir gibi de telaşla almışlar. Ayağında ayakkabı bile yok. Çıplak ayak yani. O zat elini kaldırmış. Şimdi üstad da eli bağlı ya. O kaldırınca mecbur üstad da bir elini kaldırıyor yani. Demiş ki bağırarak. Ya Rabbi! Dünyada bununla bu zatla böyle beraber ettin. Beraber bağladın beni. Ahirette de böyle isterim ya Rabbi. Öyle demiş. Allah ne mübarek kulları var ya. Allah Allah. O zat işte yani. İçinizde biri müstesna. En ihtiyarı ve en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim. Çünkü mesela diyelim birisi hanımını düşünüyor, çocuğunu düşünüyor, onların çektiği zahmeti düşünüyor. Ama üstatta öyle bir manevi azamet, manevi genişlik var ki bütün talebelerinin bütün dertleriyle dertlendiği gibi bütün alemi İslam'daki Müslümanların dertleriyle dertleniyor. Bütün dünyadaki insanların böyle hakaiki imaniyeden, hakaiki İslamiyeden mahrum kalmalarından üzülüyor. Nasıl yani onlara ulaşabiliriz? Onu dert ediyor yani. Öyle bir genişlik var. Onun için diyor en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim sizi temin ederim. Tam bir sabır ve şükür ve tahammül ile halimden memnunum. Demek ki tam şükür dedi. Sabır dedi, tahammül. Demek eğer biz bu üçünü yapsak aslında bütün dertler dermana dönecek. Bütün zahmetler rahata dönecek. Bütün sıkıntılar feraha dönecek.
Allah. Sizi temin ederim. Tam bir sabır ve şükür ve tahammül ile halimden memnunum. Bir kaide söyleyecek bitiyor. Son cümle bu. Musibete şükür ise, musibete şükür olur mu? Bak diyor ki, musibete şükür ise musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faideleri içindir. Demek bir insan imanı tahkiki nurlarıyla musibete böyle baksa musibete şükür edecek. Ya Rabbi bu musibeti bize ihsan ettiği için sana şükürler olsun. Neden? Bu musibete sabretmekle, takat getirmekle, tahammül etmekle hem dünyada hem ahirette sevaplar, kalbi, ruhi faydeler, cennette öyle büyük makamlar ihsan ettin ki bu musibete şükürler olsun. Musibete şükür ise musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faideleri içindir. Böyle bir hadis-i şerifi hatırlatarak bitirelim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, cennette öyle büyük makamlar vardır ki o makamlara namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle ulaşılmaz. Sahabe sormuş ki neyle ulaşılır ya Resulallah? Demiş ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, başa gelen büyük musibetlere, sıkıntılara, belalara tahammül, sabır ve şükür ile kazanılır demiş. Onun için her halimize elhamdülillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya erhamer rahimin. Maddi, manevi, kalbi, ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Allah'ım hastalarımıza acilen, kamilen hayırlı şifalar ihsan eyle. Çektikleri sıkıntı, zahmetlerin bir dakikasına bir gün ibadet sevabı kazandır. Az önce nakledilen hadis-i şerifteki o cennetteki ulvi manaları, makamları, o büyük mükafatları kazanmalarını, bizlerin de kazanmalarını nasip eyle, ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Cennetül Firdevs'te, saadet-i ebediyede, rü'yet-i cemaline muvaffak ve mazhar eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar, sünnet-i seniyyesinin ittibanı muvaffak, dar-ı saadette onun âli ve ashabına komşu eyle. Ya Erhamer Rahimin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereketler ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, bizleri halisen, muhlisen, bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daim ve muvaffak eyle. Bizleri kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesi altında hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemali sevinç ve ferah ile meşgul eyle. Ya Erhamer Rahimin, bu dersimizi dinleyenlerin ne dertleri varsa her bir derdine külli dermanlar, ne muratları varsa her bir muratlarına en güzel cevapları, en hayırlı manaları, hakikatleri, isteklerini onlara ihsan eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin, amin, amin. Tekabbelallah.